Bu videodaki konuğumuz büyük Müslüman bilgin, alim Fuat Sezgin'in Arapça öğrenimi hakkındaki tecrübesini, deneyimini sizlerle paylaşmak istiyorum. Fuat Sezgin büyük bir alim. Az sonra onun hakkında bilgi vereceğim ama önce tecrübesini görelim. Şimdi bir kitap var, Bilim Tarihi Sohbetleri diye. Sefer Turan Fuat Sezgin'le konuşmuş. Bununla röportaj yapmış, yani ona sorular sormuş Sefer Turan. Gazeteci Sefer Turan. Fuat Sezgin de cevap vermiş. O kitaptan işte Fuat Hoca'nın Arapça öğrenimine dair tecrübesini gördüm ve bunu arkadaşlarla paylaşmak istedim, faydalı olur düşüncesiyle. Şimdi bu Fuat Hoca'nın bir hocası varmış, Alman Helmut Ritter diye. Diyor ki, Ritter'i dinlediğimde mühendis olmaktan vazgeçtim, beni büyüledi dediniz. Sizi büyüleyen neydi? Belki de hayatınızdaki şifre bu olsa gerek. Ritter sizi hangi yönden etkiledi diyor. Sezgin diyor ki Fuat Hoca, o adam büyük Avrupalı oryantalistlerin belki de en büyüğüydü. Bu büyük oryantalistler arasında farklı bir tipti. Beni çok etkilemişti. Bu etkilenmeyi size bütün manasıyla aktarabilmem mümkün değil. Peki hocam, hocanız Ritter sizden Arapça öğrenmenizi istiyor. Evet. Arapça öğrenmek. Arapça öğrenmenizi istiyor. Ve 6 ay eve kapanıyorsunuz ve Arapçayı öğreniyorsunuz. Yani Fuat Hoca Arapçayı 6 ayda öğrenmiş. 6 ayda, ama öyle basit bir öğrenme değil yani. Müthiş bir öğrenme. Bakalım şimdi. Fuat Hoca diyor ki, ben zaten Arapça öğrenmeye başlamıştım ama hiçbir mesafe kaydetmiyordum. Hiçbir mesafe alamamış yani Fuat Hoca. Başlamış ama mesafe alamamış. Yani benzer durumda olan muhakkak arkadaşlar vardır. Bütün gayretime rağmen hocam benden memnun değildi ilk aylarda. 1943 yılıydı. Almanlar Bulgaristan'a girmişlerdi. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyor. Almanlar İkinci Dünya Savaşı'nda Bulgaristan'a girmişlerdi. Bizim hükümet bütün üniversiteleri, mektepleri tatil etti. Aynı bugün gibi. Bugün de korona var ama bugün online eğitim var. O zaman online eğitim yoktu demek ki. Hocam bana dedi ki, yani Helmut Ritter, şimdi elinizde bir fırsat var. 6 aylık bir tatiliniz olacak. Bu zaman içerisinde Arapçayı öğrenin. Ben de zaten öyle düşünüyordum. Fakat bu söz bana çok tesir etti. Hakikaten 6 ay kendimi Arapça öğrenmeye verdim. Evet. Şimdi burası üzerinde durmamız gereken bir yer. Niçin? Çünkü Fuat Hoca diyor ki 6 ay kendimi öğrenmeye verdim diyor. Burada ne anlıyoruz? Şunu anlıyoruz. Yani vakit ayırmak gerekiyor. Birinci önemli nokta bu. Yani bu işe yeterli kadar vakit ayırmak lazım. Yeteri kadar. Yani bu işe, dil öğrenmeye yeteri kadar vakit ayırabilir miyiz? Mesela Fuat Hoca şanslıymış. Neden? Çünkü 6 ay boş. Hiçbir işi yok başka. Okullar tatil. Kendini eve kapatmış. Sadece Arapça ile ilgilenmiş. Şimdi bütün öyle arkadaşlar hepsi böyle olmayabilir. Yani kendini, belki böyle olanlar da vardır. Bilmiyorum ama burada önemli bir şey var. Hoca sadece Arapçayı kendini vermiş. Bir de 6 ayda halletmiş. Yani çok enteresan gerçekten. Yani 6 ayda bir dil halledilebiliyor. Bak, bu yaşanmış bir olay yani. Bu ne demektir? Bir kişi eğer vakti varsa hayatında çok çok dil öğrenebilir yani. Mükemmel bir olay bu aslında. Şimdi diyor ki, evimizde babamdan kalma 30 ciltlik bir Taberi tefsiri var diyor Fuat Hoca. 30 ciltlik bir Taberi tefsiri. Bakın, Taberi tefsirinden bahsediyor. Yani İslam tefsir tarihinin, Müslüman tefsir alimlerinin en büyüklerinden Taberi tefsiri. Ve Taberi bildiğim kadarıyla rivayet tefsiri. Evet. Rivayet tefsiri. Çok büyük bir tefsir yani. Onu okumaya başladım. Başlangıçta anlamıyordum. Türkçe tefsirlerle karşılaştırarak yavaş yavaş tefsirin içine girmeye çalıştım. Türkçe tefsirlerle karşılaştırmış. Yani tercümelerine bakmış. Günde aşağı yukarı 17 saat çalışıyordum. Evet. Şimdi burayı da vurgulamamız gerekiyor. Günde Fuat Hoca 17 saat çalışmış. Bakın. 24 saat, bir günün 7 saatinde uyku, yemek falan filan, geriye kalmış 17 saat çalışmış yani. Erken kalkıyordum, gece geç yatıyordum. Evden hemen hemen hiç çıkmıyordum. 6 ay sonra Taberi tefsirinin 30 ciltini bitirmiş oldum diyor. Şimdi bakın, burası işte asıl püf noktası. Başlangıçta hemen hemen hiç anlayamadım bu tefsiri 6 ay sonunda gazete gibi okuyordum. Evet. Bakın, başlangıçta hiç anlayamadığım tefsirin 6 ay sonunda gazete gibi okuyordum diyor. Müthiş bir olay.
Taberi gibi bir tefsir ki yani büyük tefsirlerden bir rivayet tefsiri yani. Kolay değil anlamak. Çok büyük bir emek vermiş hoca. Demek ki 6 ay günde 17 saat çalışmış. Şimdi herkes bunu yapamayabilir ama bu bize şunu gösteriyor. Eğer gerekli vakit ayrılırsa ve gerekli emek verilirse bir dilin öğrenilmemesi mümkün değil. Öğrenilir. Ha, Fuat Hoca gibi olmasa da onun yarısı kadar öğrenirsin. Üçte iki kadar öğrenirsin. %80'i kadar öğrenirsin ama öğrenirsin yani. O hızla yani 17 saatlik bir tempoyla çalışırsanız bunu siz de başarırsınız diyor zaten. Evet, aynısını söylüyor. Şimdi Taberi tefsirini gazete okur gibi okumak müthiş bir olay. Sonbaharda hocama gittim. İlk ders seminerinde hoca bazı Alman alimler, profesörler vardı. Hocam önüme Gazali'nin İhyasını koydu. İhya. Evet yani en ünlü Arapça kitaplardan biri. Gazali de en ünlü, en tanınan Müslüman alimlerden birisi. Bakın İhya Ulumettin düşünün. Okuyun bakalım dedi. Okudum Gazali benim için artık bir mesele değildi. Görüyor musunuz? İhya'yı okumak mesele olmaktan çıkmış. O kadar güzel Arapça öğrenmiş adam yani. Konuyu özetleyecek olursak. Dili öğrenmek için bir vakit ayırmak gerekiyor. İki çaba. Emek vermek yani. Yeterli emeği, çabayı vermek gerekiyor. Yeterli emek vermek. Azmetmek yani. Azmetmek. Demek ki vakit, azmetmek, yeterli emek vermek. Evet. Bunun sonucunda bir dili rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Araplardan daha iyi Arapça öğrenebilirsiniz yani. Hocam bana baktı ve gülümsedi, sevindi, mesuttu. Orada beni biraz methetti diyor. Yani o hocanın Helmut Ritter'in methetmesi önemli bir olay yani. Herkesi kolay kolay methetmez. Benim için o an hayatımın unutulmaz anıydı. Arapçada artık kitapları okuyabilecek hale gelmiştim. Artık başka dillere başvurmak lazım. Bu çok güzel ya. Başka dillere başvurmak diyor. Evet. Yani zaten Fuat Sezgin kısaca ondan bahsedeyim. Bir şeyi daha söyleyeceğim. Ondan sonra ondan bahsedeceğim. Dil öğrenmeye verdiği öneme ne dersiniz? Bir gün hocam kaç dil biliyorsunuz? Kaynaklarda 27 dil bildiğiniz yazılı diye sorduğumda mübalağa etmişler. Yani abartmışlar demiş. Ama ancak Katar Kraliçesi Şeyh Moza'ya hocam Helmut Ritter bana her yıl bir dil öğreneceksin demişti dediğinde kraliçenin yüzündeki şaşkınlık ifadesini hiç unutamam diyor. Yani Helmut Ritter büyük adammış demek ki. Her yıl bir dil öğreneceksiniz. Hadi her yıl bir dil öğrenemeyelim boş ver ama şu anda bir kere yani bilimin yazıldığı bilim dili, kültür dili, sanat dili ve uluslararası dil olmuş İngilizceyi. Ondan sonra çok ünlü, çok büyük kitapların yazıldığı Almancayı, Fransızcayı, bir de Rusçayı mesela öğrenmek çok çok gerekli yani. Mesela Rusça, çok önemli kitaplar var Rusça'da. Bilimsel dergiler var falan, kaynaklar var. Hem Müslümanların kaynakları da orada yani. Dolayısıyla hadi her gün bir dil öğren, ne diyordu, her yıl mı demişti? Her yıl. Her yıl bir dil öğrenmeyi bırakalım da şu çok önemli Batı dillerini İngilizce, Almanca, Fransızca, ondan sonra Rusça bunları öğrensek bir de Arapçayı çok öğrensek tamam yeter. Yani bu dilleri öğrendiğimiz zaman yani ulaşamayacağımız kaynak yok. Ve İslam'ın en önemli kaynaklar yani Müslümanların elindeki kaynaklardan da daha önemli kaynaklar İngilizce şu anda yani onları bilmek gerekiyor.